Arkadaşlar selam, şu anda Deli Metin yapımı 600 beygir gücündeki Doğan S'i çekiyoruz. Başla kardeşim, ikinci vites bak. Videosu falan yapacağız yine görüyoruz. Şimdi o güncüm, niye bu kadar güçlü bir Tofaş? Yani örnek veriyorum, bir Audi A6, A7 ya da RS6 binmek varken niye Tofaş? Yani bu kadar parayı sen niye Tofaş harcadın? Şimdi şöyle söyleyeyim. Audi RS'ler maliyetleri yüksek araçlar. Orijinal beygirleri zaten 400-450 civarında. Ama bu Tofaş maliyeti düşük ama şu anki maliyetleri de bu da yüksek. Yapılması bayağı zor. 100-150 bin lira arası bir maliyeti olur yani şu anda bu arabanın bu gücüne ulaşmak için. Normalde 600 beygire kadar bu araba hani yürür, 600 beygiri de yürür ama şu anda arabanın yani yürür beygiri 600 beygir. Yani yürütmek istesen 600 beygire kadar yürütebilirsin. Peki şu anda karada 600 beygir, yani bu kadar yüksek güçte yürüyen bir Tofaş var mı? Yok. Daha önce Deli Metin'in yaptığı araçlar var mesela. Yaptığı arabaların sadece kendi arabası var bundan yüksek. Diğerlerinden bu araba biraz daha beygir olarak fazla. Karada başka yürüyen araç yok yani. Bundan hızlısını Metin de kendi oğluna yapmıştı. Bunu biz atmosferik yaptırdık 2-3 kere. Bir şey alamadık. Senin ilk başta sen kendin atmosferik arabalar yaptırmak için Metin Usta'ya yolladın. Ondan sonra istediğini alamadın. Sonra bu arabayı... Bunun bir altı vardı, onu önerdi. Biz dedik almışken iyisini alalım. En iyisi bu olsun dedik. 600 beygir gücündeki bu arabayı aldık. Yaklaşık bir yıldan fazladır bizde. Bu araba Deli Metin'in kendi oğluna yaptığı araba. Sen onu ondan aldın. Tabii. Mesela diğer arabalar patlıyor ama bu şu ana kadar daha herhangi bir ağır bir masraf bize çıkarmadı. Peki o gün sen bu arabayla hiç böyle güçlü arabalarla yarıştın mı? Denedin mi arabanı? Ya yollarda karşılaştık ama öyle rol veya drag kalkmadık şu ana kadar. Bazı arabalarla kalktık. Hangi arabalar mesela? Scirocco, BMW, E36'lar. Scirocco yazılımlı mıydı? Yazılımlıydı. 220 beygir falan bir gücündeydi. Bizim arabamızda 250-270 o aralarda bir güçteydi. 1.2 bar zaten. Bu günlük kullanımlarda biz böyle yani önemli yarışlarda 2 bar, 2.2 bar. Şöyle söyleyeyim, bu arabayla yani yapabileceğin şeylerin sınırı yok. Hızdır, drag'tır, roldür, drift'tir mesela. Şehir içinde şu anda 250-300 beygir arası sürüyorsun, öyle mi? 250-300 beygir arasında sürüyoruz. Yani bu bize yetiyor yani açıkçası. Herkesi tatmin edebilecek bir güce sahip şu anda. Arabayı bir anlatalım şimdi. Kaputu açıp gösterebilir miyiz? Bu arabayı bu hale getiren, yani karada yürüyen en hızlı Tofaş haline getiren nedir? Arabaya ekstradan yapılan işlemler nedir? Sen de yaklaş. Şimdi böyle dışarıdan baktığın zaman standart bir motor. 2-3 tane boru olarak görünebiliyor ancak... GTR 35'in turbosu var araçta. Şu anki değeri yaklaşık 40 bin lira falan bir turbosu var. M manifoldu var. M3 şanzıman var arabada BMW'nin. M3 şanzıman niye kullanılıyor? Yani standart bir şanzıman değil de niye M3 şanzıman? Standart bir şanzıman fazla dayanmıyor arabaya. Güçlü olduğu için şanzıman kırma şansın yüksek. Ama diğer türlü M3 olduğu zaman diferansiyelini uzattık. Egzozunu büyüttük. Egzoz olarak ne egzozu kullandınız? Varex kullanıyoruz biz bunda ama kumandasız. Orijinal düz. Baskın? Baskım triplex baskı balta vardı arabamda. 3 katlı. Bir yıldır bizdeydi. Kırıldı. Şimdi normal bronz baskı balta kullanıyoruz. Baskı dayanıyor mu arabana? Ya baskı dedim mi işte, kullanmasını bilmen lazım. Yarım debriyaj gaz verdim mi baskıda ufak bir aparat var. Bu sadece bu arabada var mesela. Baskıyla şanzımanı birleştiren noktada ayrıştıran bir özellik var. O da yuvarlak bir pul. Fazla ısındığı zaman, zorladığın zaman o pul oradan atıyor. Baskıya, şanzımana herhangi bir zarar vermiyor. Söküyorsun, pulu yerine takıyorsun, aynı devam ediyorsun. Hani bir laf var ya, kontrolsüz güç, güç değildir. Güç değildir, evet. Gerçekten bu arabada onun bir örneği. Hani zonta yakma sistem var arabada. Türkiye'de 4 araçta var. Zonta yakma sistem. Türkiye'de 4 araçta var. Nedir bu? Sadece. Şu anda 3 tanesinde var. Zonta yakma sistem, araba hararet yaptığı zaman, arabayı fazla zorladığın zaman araba 1-1,5 saat dinlenene kadar, soğuyana kadar, bazen 2 saat çalışmıyor. Zorla, yani istesen de çalıştıramazsın arabayı. Motor soğuyor, dinleniyor, harareti düşüyor. Ondan sonra arabayı çalıştırıp aynı stop etmeden önceki performansını alabiliyorsun arabadan. Anladım. Bir de biz gereken o günden bir küçük gazladık, böyle 250'lere falan çıkmışızdır herhalde. Rahat. O günün dediği arkadaşlar, bu arabada hiçbir şekilde güvenlik yok, kontrol yok. Bu arabanın sadece güveni var. Gücü var. Araba sadece ölüm makinesi. Hani örnek veriyorum, Allah göstermesin, Allah korusun, böyle bir kaza vesaire yaptığınız zaman o yüksek hızlarda sağ çıkma şansınız yok. Çok ama zor. Sen gerçekten güzel sürüyorsun. Mesela direksiyon hakimiyeti çok önemli bu arabada. Yani ikinci vites kalktığın zaman 4 şerit yolda zor zapt edersin bu arabayı. Hani yüksek güçlerde şu anda 250 beygir gücünde bir araba ikinci vites çok 2 şeritte çok rahat zapt edebilirsin yani. En yüksek hangi hızlara ulaşıyorsun bununla? 270-280 ama biz bunu hani kanıtlarız, şöyle kanıtlarız. Yanımızdan bir araba gitsek biz onunla beraber gideceğiz ki bunu kanıtlayabilirim. Şanzımanımız M3 olduğu için hız gösterge panelleri çalışmıyor. Şöyle yine dışarıdan bakıldığı zaman arkadaşlar gerçekten sadece standart bir Tofaş olarak görünüyor. Şu kaputu kapatalım, bu yeterli. Arabanın panjuru yok. Neden? Panjurun olmamasının sebebi rüzgar alsın. Hararet daha erken düşsün. Hararet fazla yapmasın araç. Panjur bu yüzden yok arabadan. Araç 94 model. Doğan S. Şöyle yandan baktığımız zaman jantların bir ekstrası var mı? Yani Henke, niye bu jantlar? Jantları koyduk. Daha güzel dursun, yola tutsun diye. Şöyle arka tarafına doğru geçtiğimiz zaman polisten yana falan bir sıkıntı yaşıyor musun peki o gün? Ya, mesela genelde bizim araçlı sürmenin tarafında bir sıkıntı yaşamıyoruz ama Trabzon'a falan giderken çekiç üstünde gidiyoruz, çekiç üstünde geri geliyoruz. Egzozumuz? Egzozumuz dediğim gibi Varex, kapanmıyor. Biz buna normal... Ateş atıyor mu egzozun? Tabii. Şu anda... bir şekli şemali kaymış bunu, böyle bir yamulmuş ateş attığı için. Tabii. Önde mesela vesket var. Vesketten gelen bir boru var. İkinci bir egzoz olarak geçiyor. Ondan da ateş atıyor araba. Ama biz şu anda 1.2 bar kullanıyoruz. Yakıt kullanmadığımız için ateş atmasına karşıyız. Bu motoru fazla sıkıştırıyor. Sıkıştırınca da maliyetler artıyor. O yüzden diyoruz ki ateş atmasın şu anlık. Peki bu arabayı Trabzon'da sürekli 600 beygir olarak kullanmak istersen kullanabilir misin? Yok, kullanamazsın abi. Neden? Çünkü bu araba 400 beygirden yukarı sürekli kullanımlarda sürekli arıza verir. Bunu daha önce ben başka araçlarda gördüm. O yüzden 250 beygir sabit günlük. İstediğin yere git, istediğin yere gel tarzında kullanıyoruz. Bunun sebebi de Trabzon'un hava şartları. Tabii. Hem hava şartları hem de emniyet güçleri bırakmıyor zaten. Anladım. İstesen de gidemezsin yani. İçinde bir ekstramız var mı? Şöyle bakalım. İçi temizdir arabanın. Ses sistemin var. Yani o zaten fazla duyulmuyor ama yine önemli değil. Oturduğumuz yerde dinliyoruz. Şu vitesin önünde göstergeler var. Onlar ne göstergesi? AFG saati var orada. Yağ sıcaklığını gösteriyor. Normalde bunlar kaputun orada da olur. Ama biz arabanın içinde görelim dedik. Yazdığımda falan bayağı bir lazım oluyor bize. Şu bir kontağa vurup şu arabanın sesini bir dinletebilir miyiz? Bir çalıştırabilir misin araba? Bir de sen sabah şey dedin. Araba ilk çalıştığı zaman belli bir süre çalışması gerekiyor. Tabii. Hararetin 90 yapması lazım. Motorun ısınması lazım ki araba çalışsın, gaz yesin. Diğer türlü soğuk motora gaz verdiği zaman kırma şansın var. Yapan her şeyi düşünmüş. Yani arkadaşlar arabanın sesinden de zaten anlıyorsunuz. Bu normal bir araba değil. Bir küçük dokunur musun? Şöyle bir egzoz sesini bir dinletelim. Tamam, yeterli o güncüm. Gaz kesmesi şundan kaynaklı. Lantı kapattığımız için araçta. Onu da diyelim, araç gaz verirken gaz kesmesi. Gaz verirken 8000 devirde kalıyor. Normalde pat 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 yapması lazım. Ateş atınca da motor ömrü kısalıyor. Hı hı. Sıkıştırmayı fazla yapıyor. O yüzden diyorum gerek yok. Arkadaşlar şu anda arabada M şanzıman olduğu için hız göstergemiz göstermiyor. Ama sesinden anlıyorsunuzdur arabanın nasıl gittiğini. Şu an ortalamasınız kaç? 200 falan, 220. Arkadaşlar aracımız 4. viteste bir küçük bir hızlanma çekeceğiz. Şu anda normal gidiyoruz. Şimdi hızlanacağız. Baskı balatamız bayağı bir ısındı ama ona nazaran yine maşallah. Mercedes'ten Audi'ler alaya gelsin. Aha. Mercedes. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video ile ilgili çok daha farklı şeyler yapacaktık. Daha detaylı çekecektik. Bir pist vardı. Pist dediğim böyle müsait bir yol. Oraya gidip böyle sıfırdan kalkmasını falan çekecektik de döndüğümüz yerde maalesef çok şikayet edilmişiz. Bundan dolayı polis geldi. Arabamızı bağladı. Arabayı süren kardeşimiz de ifade vermek için şu anda içeride. Ben hava kararmadan videonun kapanışını çekmek istedim. Kanalıma abone olmayı, videoya beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.